Burası dünyanın en önemli yaban hayat sahalarından biri. Başka hiçbir yerde olmayan türler, başka hiçbir yerde yaşayamayan bitkiler bu topraklarda hayat buluyor. Burası dünyanın doğal tarihi için kutsal sayılabilir. Ama Namibya dünyamız için bundan çok daha fazlası. Bu coğrafya gezegendeki birçok bölgeden daha yaşlı olduğu için canlı ve jeolojik çeşitliliği yüksek. Burası hayranlık uyandıran görseller sunuyor. Ancak bu manzaraların oluşması için gezegenimiz kendi içindeki mücadeleler sonucu kırıldı, eğildi, aşındı ve çöktü. Oluşumu milyar yıl süren elmasların burada yoğun olması tesadüf değil. İnsanlık tarihi oldukça yeni. Ancak yaşlı dünyamızda iz bırakmayı başarmış. Bu izlerin büyük bölümü ise ne yazık ki üzüntü verici. Namibya'da ise insanlığın bıraktığı izlerin başrolünde elmas var. Bu, Namibya'da elmasa hücumun ve tüyler ürperten görüntülere sebep olan hayalet şehirlerin hikayesi. Dünyamız yaklaşık 4,5 milyar yaşında. Namibya'nın günümüze kadar gelen jeolojik tarihi ise yaklaşık 2,5 milyar yıl öncesine dayanıyor. O zamanlar dünyamız tamamen farklıydı. Okyanuslar daha büyüktü, kıtalar henüz ayrılmamıştı. Atmosferde yeterince oksijen yoktu. Dünya üzerinde yaşam sadece çeşitli bakteriler ve algilerle sınırlıydı. Dünya, yaşam formları için var olması son derece zor bir gezegendi. Namibya, dünyanın en büyük mineral yataklarından bazılarına sahip. Ülkenin her yerinden kıymetli madenler, yarı değerli taşlar fışkırıyor. Namibya'da neden dünyanın en saf elmaslarının bu kadar bol olduğunu anlamak için ülkenin jeolojik tarihine bakmak lazım. Well, this is the Fish River Canyon in Namibia. This is the largest or the deepest canyon in Africa, and also just the second largest canyon in the world after the Grand Canyon in America. What makes this place really special is the age of the formation of the Namaqualand sequence, which is pretty much what you can see right down at the bottom. And that is a folded sedimentary layer that has been metamorphosed completely, so it has been twisted up, and that probably took place about 1,000 million years ago, so that's 1 billion years ago approximately. Fish River Canyon'u Afrika'nın en etkileyici jeolojik oluşumlarının başında geliyor. Dünyanın tarihine Afrika kıtasının oluşumuna şahitlik etmiş. Kanyon 161 kilometre uzunluğunda. En geniş yerinde 27 kilometre ene, en derin yerinde ise yaklaşık 560 metre derinliğe ulaşıyor.
Burası aslında farklı dönemlerde oluşmuş ve iç içe geçmiş iki kanyon. What is very interesting about this particular canyon is it's formed a double canyon in many ways. We have a lower canyon and an upper canyon. And the reason for that is the very top layer that you can see around the back and the bottom layer that we can see down over there, those two flat tops, so that dark section as well as the top layer is actually the same layer. And it shows a very, very clear line of where this one has been cut completely off. And you can see that in the upper canyon right at the back where that has been pushed up, and you can see it in the lower canyon where it has dropped down. So it is basically a double canyon because of that. Spitzkop. Bu alanda elmas yok. Ancak yarı değerli renkli taşlar bakımından oldukça zengin bir yatak. Namibya'nın bu ikonik granit dağları zeminden 700 metre, deniz seviyesindense 1584 metre yüksekliğe ulaşıyor. İnanması güç ancak bu dev kütle bir zamanlar yerin metrelerce altındaydı. Granit etrafındaki maddelere göre sert ve dayanıklı. Milyonlarca yıl süren fiziksel ve kimyasal erozyon, Spitzkop'u çevreleyen yumuşak toprak ve kayaları aşındırınca ortaya bu görsel şölen çıktı. Bilim kurgu filmlerindeki dünya dışı gezegenleri andıran bir manzara, Palmvag bölgesi. Farklı yapıları, renkleri, dönemleri ayırt edebilmek için jeolog olmaya gerek yok. Burası Afrika kıtasının süper kıta Gondwana'dan ayrılmasına tanıklık etti. Namibya'nın en etkileyici doğal hazinelerinden biri Namib Çölü. Çölün en farklı yeri de şüphesiz Sossus Vlei. Bu kırmızı kum tepelerinin bazıları 375 metre yüksekliğe ulaşıyor. Dünyanın en büyük kumulları burada. Sossus Vlei'deki tepelerin zirvesi yıldız şeklinde. Bunun sorumlusu milyonlarca yıldır çöl oluşumunda ve Namibya coğrafyasının şekillenmesinde su kadar önemli rol oynayan rüzgar. Peki bu kanyonlar, kuru nehir yatakları, tektonik hareketler sonucu yükselmiş dağlar ve çöl, Namibya'nın kıyı şeridindeki zengin elmas yataklarını nasıl açıklıyor? Günümüzde çıkartılan elmasların bundan birkaç milyar yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Saf karbon olan elmasın oluşumu için çok yüksek ısı ve çok yüksek basınç gerekiyor. Elmaslar yerin yaklaşık 200 metre altında. Bu koşulların olduğu yerlerde oluşuyor. Dünyanın çok sıcak olduğu, kabuğun altındaki katmanların çok daha hareketli olduğu dönemlerde oluşan elmaslar, şiddetli volkanik patlamalar sonucu kabuğa yakın bölgelere taşınıyor. Tektonik hareketlerle yükselen bölgeler yüzeye yaklaşıyor. Rüzgarın ve suyun aşındırdığı topraklar içindeki elmaslar, nehirler vasıtasıyla kıyıya taşınıyor. Bilim insanları sahilden ve Namibya'nın Atlantik kıyılarından çıkartılan elmasların kıtanın iç kesimlerinden geldiği konusunda hemfikir. Bu yataklar bugün kuru olabilir. Ama milyonlarca yıl önce Namibya'nın elmaslarını burada akan nehirler taşıdı.
Bu evde oturanlar bir zamanlar bolluk ve bereket içinde yaşıyordu. Şimdi ise içine yavaş yavaş kum doluyor. Dev Namib çölü açık kapılardan, kırık pencerelerden, artık yerinde olmayan tavanlardan evin içine süzülüyor. Bir zamanlar hayat dolu bu sokaklar, çağının çok ötesinde tasarlanmış binalar, doğa anaya teslim oluyor. Yapabilecekleri pek bir şey yok. Vatan bir gemi gibi tamamen kuma gömülecekleri günü bekliyorlar. Kolmanskop, Namibya'nın hayalet şehirlerinden biri. Kasabadaki kulakları sağır eden sessizliği, rüzgarın büyük bir hızla sürüklediği kum tanelerinin uğultusu bozuyor. Dünyanın en önemli elmas merkezlerinden biri olan bu kasaba, çölle savaş halinde. Mücadelenin galibi ise belli. Kolmanskop got its name from a transport driver named Johnny Coleman, who transported commodities between Keetmanshoop and Lüderitz with its ox wagon. Sometime in 1905, after outspanning his oxen, he was trapped in a vicious sandstorm. He lost all his oxen. He was fortunately rescued, but his wagon, however, remained for a number of years, hence the name Kolmanskop. Kolmanskop civarında elmasın keşfi bundan tam 100 yıl öncesine dayanıyor. Now in 1907, August Stauch was sent from Germany. He was employed here as a railway supervisor. Now Stauch was very interested in this area and he asked all his co-workers to collect any unusual stones and come and show it to him. Now in April 1908, Zacharias Lewalla found the first shiny stone at Grasplatz, about 10 kilometers from here, and he gave the stone to August Stauch. Stauch was very clever, took the stone, tested it against the glass of his watch, and with great foresight, he immediately started to pack off claims before letting the government know. In the process, he became a millionaire practically overnight. Elmasın keşfi ve madencilik firmalarının kurulmasıyla bölge kısa sürede çok büyük bir zenginliğe kavuştu. Çölün ortasında kum tepeleriyle çevrili Kolmanskop, küçük bir Alman kasabasını andırıyordu. Now the death of Kolmanskop came in around 1927 when extensive diamond deposits were found on the north of the Orange River mouth. The diamonds they found there were six times bigger than the diamonds they found here at Kolmanskop. So by 1938, most of the diamond workers and the equipment were sent to Oranjemund. But it was only in 1958 that the old hospital closed and the last of the inhabitants left Kolmanskop. Kolmanskop'un tarihi oldukça kısa. 1920'lerde en müreffeh günlerini yaşayan kasaba, Birinci Dünya Savaşı ardından düşen elmas fiyatları ve güneyde daha büyük elmas yataklarının keşfedilmesiyle yavaş yavaş önemini yitirmiş. Gündemde olduğu 50 yılın ardından binalar ve eşyalar kaderine terk edilmiş. Kasabayı ve madencilik tesislerini inşa eden mimarların ve mühendislerin binaları her geçen gün biraz daha çürüyor. ...1956'da son sakinler de kasabayı terk ettikten sonra hastane kısa bir süre daha açık kalmış. Bir zamanlar tüm bölgeye hizmet eden ve 1958'de kapanan hastane, hayalet şehrin en tüyler ürpertici yerlerinden biri.
Artık kasabanın sahibi çöl. Doğa ana yavaş yavaş kendine ait olanı geri alıyor. Kolmanskop'un güneyindeki Elizabeth Bey'in kaderi de farklı olmamış. Daha güneyde Oranjemund'da keşfedilen zengin elmas yatakları, bu maden kasabasının da terk edilmesine yol açmış. Hans Schmidt ailesiyle Almanya'dan geldiğinde 2 yaşındaymış. Kasaba boşalana kadar da burada yaşamış. Elizabeth Bey terk edildiğinde burada yaşayan ve hala hayatta olan nadir insanlardan. I'm born 27, yeah, 29. Yeah, 29, you're right. 2 years later. I became to Elizabeth Bay. My second Christmas I had in Elizabeth Bay, I think. Elizabeth Bay'deki fabrikanın ekipmanları Oranjemund'daki yeni tesise götürülmüş. Götürülemeyecek olan çoğu şeyi de parçalayıp hurda olarak satmışlar. Bu kasabanın tarihi bir değer olarak korunmamış olması Hans'ı çok üzüyor. The steel arches around here, the arches and the rails on top, there you can see. We're running right through. RSJ here, right through, running right through. I should have left it. Now it was cut off for scrap. Okyanus kıyısında yer alan devasa elmas ayıklama tesisinin cam tavanı varmış. Hans o yıllar Almanya'da son teknoloji ne varsa aynılarının burada da olduğundan bahsediyor. If I'm not mistaken, this was a little bit higher up. This was all under roof here, glass roof, yeah. And this had to be filled twice a day for production. Twice a day nearly. That's why the trains were running the whole time. Elizabeth Bey, Kolmanskop'tan daha büyük bir alan kaplıyor. Tesislerin olduğu ve işçilerin konakladığı bölge çok daha yaygın. Ağır işlerde çalışanların tamamı yerel halkken, mühendisler ve idarecilerin çoğu Alman. Most of them came from Germany. I would say mostly of them were German. The same was in the power station in Lüttich, the same. And when you came there, even if they're English or Afrikaans, you had to learn German. Otherwise now you could not converse with anyone. Hans hatırladığı kadarıyla tesisin nasıl çalıştığını anlatıyor. İçinde elmas barındıran deniz kumu bu tesislere pompalanıp burada işlemden geçiriliyor. This was full of water then on top here. Behind was the lake full of water. And where we had the pump house which we saw this morning. From there the water was pumped into here. There was a lake actually here, behind. Hans, gazinonun girişini süsleyen devasa sütunlardan ve tavandan sarkan top şeklindeki süslerden bahsediyor. Ancak hiçbiri günümüze ulaşmamış. Bitte. This was the hall actually here. This was the hall actually here. The main hall here. Hans bu ana girişin olduğu salonun zaman zaman sinema salonuna dönüştürüldüğünden bahsediyor. Kapının üzerinde yer alan projeksiyondan, karşı duvara yansıtılan görüntülere 6 plak kapasiteli gramofondan yükselen seslerin eşlik ettiğini anlatıyor. Hans'ın bildiği kadarıyla Afrika'nın ilk sessiz film gösterimi bu salonda gerçekleşmiş. You had your special rooms where you were allowed to smoke. Hans'ın anıları canlanıyor. Ancak yıkıntıların arasında aradıklarını bulması oldukça zor. Everything falls down.
What can you see? Is there something you can see on top here still? Here? Can you see something there? Written? Das ist doch schlimmer wie jetzt. Hans çocukluğunda da burada kahverengi sırtlanların olduğunu hatırlıyor. Aileler gece sokağa tek başlarına çıkmamaları ve sırtlanlara dokunmamaları için çocukları uyarırmış. We had one of those hyenas coming close to us here when we stayed in Ludersdi. I nearly could touch it, was it? But then it, don't touch it, Got rabies. Kahverengi sırtlanlar günümüzde daha rahat. Terk edilmiş Elizabeth Bey sokaklarında diledikleri gibi dolaşıyorlar. Yuva alanı olarak da kayalıkları ve mağaraları değil, bu hayalet şehirdeki boş ve yıkık binaları tercih ediyorlar. Hans 2 yaşında geldiği evi dün gibi hatırlıyor. Tam 90 sene önce olmasına rağmen anıları çok taze. Little houses, big houses all around here. Those are the small houses here. They start here, there are two rows of houses here. And further on your bigger houses there. And we stayed one of, first, the first year, first when we came from Europe, we stayed in one of the small houses, but for two, there were two families. Four rooms and there was a dividing door in the middle. Ancak Elizabeth Bey 1954'te bıraktığı gibi değil. Yaşadığı evi, oyunlar oynadığı bahçesini bulmak istiyor ama kolay olmayacak. Hans evin yeri konusunda çelişkiye düşüyor. Ancak oturma odasının duvarına resmedilmiş deniz manzarasını ve palmiyeleri çok net hatırlıyor. Çoğu yıkılmış, deniz tuzu, rüzgar, kum ve güneşten yıpranmış bu kasabada resmin günümüze ulaşmış olması neredeyse mucize olur. Ancak Hans yılmadan aramaya devam ediyor. Bir süre dolaştıktan sonra Hans evini bulduğunu düşünüyor. Arka bahçe çöl kumunun altında kalmış. Çocukken oyun oynadığı bahçenin bu duvarın dibinde olduğundan neredeyse emin. Eşi Gizela ile birlikte tam 64 yıl önce terk ettiği eve yeniden giriyor. Hans için oldukça duygusal bir an olmalı. Zaman, hem yaratıcı hem yok edici. Yüz milyonlarca yıl süren oluşum süreci, bir o kadar daha süren yüzeye çıkma serüveni ardından, elmaslar, insanoğlu tarafından sadece 100 senedir büyük bir hızla tüketiliyor. Varlığıyla yaşam dolu kasabalar yaratan insanlar, yokluğuyla buraları hayalet kasabalara dönüştürmüş. Bolluk ve bereket içinde yüzen kasabalar artık sadece tarihin konusu. Doğanın kendinden alınanı geri almaya hakkı var. Yaşayan her şey zamana yenik düşecek. Tıpkı Kolmanskop, Elizabeth Bey ve diğer maden kasabaları gibi.